Gül bahçesinin yoksulluğuna bak. Deli kış geldi çattı. Yeşillik güzelleri bahçeden eve gittiler. O güzellerin ayrılığıyla bağın bahçenin rengi sarardı. Gül bahçesi mezarlığa döndü. Köşk zindana benzedi. Validem! Yardım edin! Kasım! Validem yardım edin! İbrahim! Yardım edin validem! Bak peri yüzlü güzeller şimdicek sefere niyetlendiler. Bir bir yabancıların yağmasından kurtulmak için kışlığa yüz tuttular. Ne vakit şu güzeller gene kışlaktan gelecekler. Ne vakit viranenin bucağından define gibi meydana çıkacaklar. Ne vakit bu serhoşlar ter ütaze, hoş, hayran bir halde güle oynaya gül bahçesine gelecekler. Ambar boşalır, kap dolar. O alem ambardır, bu alemse kap. Kap boşaldı mı doldurmak için ambarı aramak gerek. O gizli ambarı ki orada tane çürümez. Sultanım. Kasım'la İbrahim nasıl? Şehzadelerime bir şey mi oldu? Yok sultanım, iyiler çok şükür. Lakin küçük şehzadelerimiz... Ne oldu torunlarıma? Hiçbir iyileşme emaresi göstermedikleri gibi... Bu gece... de fenalaştı.
Hünkârım, Rabbim şehzadelerimizi cennetine aldı. Başımız sağ olsun. Murat. Ölüm bazen karşıma bir kardeş olarak çıkıyor. Bazen evlat olarak çıkıyor. Sanki elinde görünmez bir kılıç var. Ne vakit başımı kaldırsam. Canımdan can koparıyor. Sonra bir akbaba gibi göğsüme çöküyor. Etimi dişliyor, lime lime ediyor. Ben bütün genzim kan doluyor validem. Ve ben ölüyorum. Kendi kanımda boğuluyorum. Sultanım, derhal tecridi müşahede altına almamız gerek. Maalesef illet bulaşmış. Hünkârımız veba kapmış.
Benim kardeşlerim Selim ve Süleyman nerede şimdi? Kardeşlerin Yüce Rabbin cennetine gittiler benim Ay Yüzü Sultanım. Bize oradan bakıyorlar. Babam da mı gidecek? O da mı ölecek? Ben yalnız kalacağım. Hayır benim masum meleğim. Baban hiçbir yere gitmeyecek. Seni bırakmayacak. Değil mi madam? Elbette sultanım. Hünkârımız hasta. Ama iyileşecek. Yine sizin yanınızda olacak. Siz sakın üzmeyin kendinizi. Olur mu? Gel bakayım. Ne yapıyorsun? Hekimbaşım. Her ne kadar vebanın alametlerini gösterse de dili hala kararmadı. Belli ki kan toplamadım. Yani? Yanisi şu. Ben sizin kadar emin değilim hünkârımızın veba olduğuna. Yasef Efendi, madem ki emin değilsin, o vakit söyle. Bunca kanamanın, düşmeyen ateşin ve vücuttaki lekelerin izahı ne? Bilmiyorum. Belki bilmediğimiz başka bir hastalığı vardır. Şehzadelerimiz vebadan vefat etmişken başka ne olabilir ki? Her şerde bir hayır vardır derler. Bu şerdeki hayır da kendi evladınıza karşı savaşmak ve onu tahttan indirmek durumunda kalmadınız. Gülbahar'ın oyunu bu. Başından beri aklında bu varmış. Torunlarımı hasta edip hepimizi ölüme sürüklemek. Fırsatım varken alacaktım canımı. Kendinizi suçlamayın sultanım. Vaziyetin bu raddelere geleceğini kimse bilemezdi. Hem vakit ahı vah etme vakti değildir. Güçlü olmalıyız. Bilhassa siz. Tevatür almış yürümüş. Herkes Sultan Murad'ın veba olduğunu konuşur. Yeniçerinin, sipahinin zapta güç. Payitaht kaynayan bir kazan. En yakın zamanda bir çare düşünmeliyiz. Evet. Ahaliye ve askere güven telkin etmemiz lazım. Ben düşündüm. Yarın şehzadelerimle birlikte ocağa gideceğiz. Sen de devlet ricaline malumat ver. Dost düşman bilsin. Emri hak vuku bulduğunda şehzadem Kasım tahta çıkacak. Emredersiniz. Sultanım. Bilmenizi isterim ki tek tesellim hastalığın size bulaşmamış olmasıdır. Bağışlayın beni paşam. Gülbahar Sultanımızı durduramadığım için affedin.
Ben esas kendimi nasıl affedeceğim Yakup? Kabahat benim. Vaktiyle alıp götürmeliydim onu buradan. Herkesten, her şeyden azade, beraber, mutlu. Fakat o intikam uğruna kendi canını feda etti. Ve en zor da ne biliyor musun? Gözlerimle şahit oldum. Ve hiçbir şey yapamadım. Kanı yerde kalmayacak paşam. Sultan Murat da küçük şehzadeleri gibi ölümün pençesine düştü. Bugün değilse yarın ölür. Ölür de bu bizim işimize gelir mi? Emin değilim. Niye paşam? Hastalık bu sebeple bulaştırılmadı mı zaten? Biz vebanın tüm sarayı kasıp kavurmasını istedik. Olmadı. Kösem Sultan ve evlatları sağ. Hal böyleyken Sultan Murad'ın ölümü bir tek onun işine yarar. Şehzade Kasım'ı tahta çıkartıp gücüne güç katar. İşte o vakit. Gülbahar bir hiç uğruna ölmüş olur ki bunu asla kabul edemem. Ne oluyor paşam? Kösem Sultanımız ne demeye çağırdı bizi hoca? Allah gecinden versin. Hünkârımız vefat etti de hakikat bizden gizleniyor mu? Hünkârımız yaşıyor paşalar. Lakin belli ki birileri çoktan padişahımızdan umudu kesmiş. Vebadan kim dönmüş? Er yahut geç, olacak olan olur. Bu sebeple Kösem Sultanımız Devlet Aliye'yi ve hanedanımızı korumak için tedbir aldı. Tabii sen Yusuf Paşa, damarlarında Safevi kanı dolaştığı için bunu anlamakta güçlük çekiyor olabilirsin. Acem diyarından da gelsem, Sultan Murat'a sizden daha sadık olduğumu aşikar. Giden gitsin. Ben son nefesime kadar padişahımızın yanındayım. Üşüdüysen girelim içeri. Olur. Validem. Hünkar abimden haber var mı? Nedir vaziyet? Ne yazık ki hekimler umut görmüyor. Hünkar abim ölecek mi? Yarın beraber ocağa gideceğiz. Askerin ve erkanı devletin karşısına çıkacağız. Sizi görsünler ki sesleri kesilsin. Muhtemel bir isyanın fitili ateşlenmesi. Kaçacak değilim validem. Üzerime düşen vazife neyse yapmaya hazırım. Neden bu kadar acele ediyoruz? Ya hünkâr abim iyileşirse? O vakit ne yaparız? Nasıl izah ederiz? İbrahim, kabullenmesi güç biliyorum. Benim için de çok zor. Allah şahidim, hiçbir zaman Murad'ımın kötülüğünü istemedim. Hele vefatını asla. O benim evladım. Canımın canı. Fakat neyleyelim ki? Veba illetinden kurtuluş yok.
Paşam. Yasef Efendi. Sultan Murat'ın hastalığını gün gün kaydettiğim defter paşam. Ne yazıyor burada? Hiçbir şey anlamadım. Paşam. Nasıl desem bilmiyorum. Olduğu gibi söyle Yasef Efendi. Mevzu hünkârımızın sıhhati ise akan sular durur. Hünkârımızın hastalığına dair bazı şüphelerim var paşam. Hekim başına söyledim. Lakin kibri gözünü kör etmiş. Beni dinlemiyor. Sözlerime itibar etmiyor. Neymiş o şüphe? Hasta değiller mi? Hasta olmasına hastalar. Lakin veba değil bu. Başka bir illet. Emin misin Yasef Efendi? İyileşme alameti gösterdi mi? Maalesef sultanım. Hünkârımız henüz kendine gelmedi. Doğruyu söylemek gerekirse beni şaşırttınız. Şaşırttın mı? Buraya ilk geldiğinizde sizinle alakalı şüphe içindeydim. Ne yalan söyleyeyim. Hünkâr abimin sizi devşirmesi tuhafıma gitmişti. Zira başka topraklardan geliyordunuz. Başka bir hanedana mensuptunuz. Lakin şimdi bir tek siz kaldınız yanında. Siz de sultanım. Siz de hiç yalnız bırakmadınız. Allah'tan ümit kesilmez. Padişahımız oldukça güçlü bir mizaca sahip. Ben inanıyorum ki hünkârımız girdiği bu ölüm kalım savaşından da galip çıkacaktır. İnşallah paşam. İnşallah. İnşallah. Sultanım. Sinan paşam. Bugün kimsenin söylemeye cesaret edemediklerini söylediniz Kemankeş Mustafa Paşa'ya. Ve ben de size güvenebileceğimi anladım. Hayır olsun inşallah. Hekimlerden biriyle konuştum. Hekimbaşı aksini söylese de hünkârımızın veba olmadığı kanaatinde. Nasıl olur? Peki bu illet nedir? Onu bilmiyor. Hünkârımızı başka bir daha muayene etmeli. Veba değil de başka bir illete tutulduysa yanlış bir müdahalede bulunuyor olabilirler. Kime itimat edebiliriz? Esasında biri var aklımda. Emir Çelebi. Vaktiyle saray hekimlerindendi. Karısının vefatinden sonra azini isteyip ayrıldı saraydan. Mesleğinden el etek çekmiş, hayatı küsmüş diyorlar. Yine de ondan mahir hekim yoktur koca payitahtta. Madem öyle ne duruyoruz Sinan Paşa'm? Derhal gidip bulalım şu hekimi.
Agop'un yeri burası mı? Burası da siz kimsiniz? Ne yaptığınızı söylüyorsun? Çıkın dışarı! Emir Çelebi burada mı? Emir Çelebi. Emir Çelebi. Afyon içmiş. Kendine gelmesi zor. Ne oluyor ya? Siz kimsiniz? Bırak şimdi Peşrevi. Saraydan geliyoruz. Hünkârımız hasta. Ona bakman, muayene etmen lazım. Ne muayenesi ya? Biz bıraktık bu işleri. Bu bir emirdir. Kalk hadi yürü, bizimle geliyorsun. Tamam. Aslanım. Buradayım ben. Selim. Süleyman. İkisini de babanın türbesine defnettik. Ruhları şad olsun. Benim yerimi de hazır ettin mi vardı? Ne de olsa yakında beni de onların yanına gömeceksin. Öyle deme oğlum. Allah'ım esirgesin, öyle deme. Hakikat bu değil mi vardı? Benden kurtuluyorsun. Kasım'ı çıkarırsın tahta. Parmağında oynatırsın onu. Tam istediğin gibi tek başına devleti yönetirsin. Tarih senden yana. Kardeşlerin şimşirlikte. Torunların tek tek vefat etti. Sen hasta düştün. Buna talih mi diyorsun? Yanılıyorsun oğlum. Benim dualarım da kalbim de seninle. Sen benim evladımsın. Kundaktaki bebeğim. Sedef Beşik'teki cananımsın benim. Daha yumruk kadarken verdiler seni bana. Sarayın bahçelerinde koşturan bir şehzadeyken büyüdün, dağ gibi bir sultan oldun. Bunu izledim ben. Ama şimdi böyle. Bu halin beni kahrediyor. Kahrediyor. Validem kararını çoktan vermiş Atike. Yarın hep beraber Yeniçeri Ocağı'na gideceğiz. Hünkar abim ölüm döşeğindeyken Kasım'ı takdim edecek yani. Hangi birinin özünü bilmiyorum ki. Hünkar abimin durumuna mı? Kasım'la validemin bu umursamaz tavırlarına mı? Ah.
İçimde kötü bir his var Atike. Şimşirikte hiç çıkmamalıydık. Abim uyanacak. Abim uyanacak. Ve... İbrahim. Şunu. İbrahim sakin ol. Sakin ol. İbrahim bana bak. Senin bir kabahatin yok İbrahim. Tamam mı? Senin bir günahın yok İbrahim. Birileri vebal altındaysa o sen değilsin. Ne yapıyorsun be adam? Merak etmeyin paşam. Korkmayın. Bir şey yok. Sultan Murad'ın hastalığı veba değil. O vakit bu illet nedir? Şifası var öyle değil mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Hemen öyle sevinmeyin paşam. Veba değil. Lakin başka bir illet musallat olmuş padişahımıza. Tedavisi hayli zor. Meşakkatli. Hünkârımız ayağa kalksın da ne lazım gelirse yaparız. Şimdi hemen toparlanması için ben bir ilaç hazırlayayım. Hekimleri çağıralım, bize yardım eylesinler. Sen ne istiyorsan bana söyle. Ben getireceğim. Zinhar kimsenin haberi olmayacak. Ne hekimlerin ne Kösem Sultan'ın. Kimsenin. Mani olurlar. Sebep? Hünkârımızın iyileşmesini istemiyorlar. Hadi hadi elini çabuk tut. Sultan Kasım Han Hazretleri. Kasım, şehzade. Validem. Allah'ın izniyle bugün seni takdim edeceğim. Bugün ocakta dik durman, tahtın yükünü kaldırabileceğini göstermen, hulasa herkese güven vermen lazım. Hazır mısın? Hazırım validem. Bilhassa siz yanımdayken. Mevcudiyetiniz bana güç veriyor. Rahmetli baban Sultan Ahmet'in yüzü. En çok seni benzetirim ona. Suretin onu andırır. Gülüşün, bakışın onu andırır. Allah'ım esirgesin seni. Nefesini üzerinden eksik etmesin. Amin. Sizin neler yaşadığınızı kimse bilmez de bir ben bilirim validem. Murad abime çok emek verdiniz. Onun için büyük hayaller kurdunuz.
Lakin o sizi sükutu hayale uğrattı. Benden yana şüpheniz olmasın. Ben onun gibi değilim. Siz bu elleri tuttunuz ya. Ben zinhar bırakmayacağım. Hazretleri ve Valide Kösem Sultan Hazretleri. Şehzadelerimizin geleceğinden haberin var mıydı Kemalkeş? Vardı. Hünkârımız hala nefes alırken olacak ismi. Valide Sultanım, şehzadelerim, ocağımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Vaziyet meşru değil. Gayrimeşru bir vaziyet yok. Kösem Sultanımız hanedan Ali Osman'ın bekası için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Kemalkeş. Bunca yıllık dostum, kader yoldaşımsın. Seni ikaz etmek vazifem. Sultanımıza verdiğin kıymet aşikar. Öyle ki yaptığın hatayı dahi görmüyorsun. Dikkatli ol. Bu senin kavgan değil. Sinesi üryan, ciğeri püryan, meydanı şehadette Allah yoluna revan, kahrımız, gazabımız düşmana ziyan, adudan korkmadık, korkmayız hiçbir zaman, zafer vaat ediyor Kur'an'da Hazreti Yezdan, bil cümle İslam'ın sıhhatü selametine, devletimizin bekâ-u temadisine, ordumuzun devam-ı muzafferiyetine, üçler, yediler, kırklar, gülbang-ı Muhammedi, nur-u nebi, Kerem-i Ali pirimiz, hünkârımız Hacı Bektaş-ı Veli, demine devranına hu diyelim.
Erkan-ı devletim ve Yeniçeri kullarım. Ne yazık ki tevatür doğru. Hünkaroğlum veba illetinin pençesinde. Hekimler şifa arıyor. Allah'tan ümit kesilmez. İnşallah bu belayı da def edeceğiz. Lakin emri hak vuku bulur ise kimse endişe etmesin. Bu devlet sahipsiz değildir. Yerine Ekber Şehzade olarak oğlum Kasım tahta çıkacak. Şehzade Kasım çok yaşa! 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 Ve ben her daim olduğu gibi sizlerin ve devletimin başında olacağım. Kösem Sultan çok yaşa! Kösem Sultan çok yaşa! Kösem Sultan çok yaşa! Kösem Sultan çok yaşa! Sultan Kasım 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 çok yaşa! Sultan Kasım. Öyle mi? Siz kimsiniz? Ben ölmeden benim tahtıma namzet göstermek haddinize mi sizin? Haşa hünkârım. Zinhar öyle bir niyetimiz yok. Biz sadece hanedanı Ali Osman'a sadakatimizi göstermek istedik. Görüyorum ki aranızda bundan şüphesi olanlar var.
Hem Şehzade Kasım padişah olmak ister. İlk evvela benim canımı alması lazım. Haşa hünkârım ben. İbrahim. Sen ister misin benim kellemi almak? Murat. Devletli oğlum. Vaziyet sandığın gibi değil. Vaziyet sandığım gibi validem. İşittim söylediklerini. Madem ki sen her daim devletin başındasın, söyle kullarına tek biri birden üzerime saldırsınlar. Hadi. Haşa oğlum. Kimin haddine padişahına kılıç çekmek? Ben de, şehzadelerim de, Yeniçeri kullarında padişahına sadakat üzeredir. Mutlak sadakat. Sultan Mustafa'ya. Eğer beni hal etmek istiyorsanız bilin, ben savaşırım. Asla teslim olmam. Ve dahi bu ocağı başınıza yıkarım. Taş üstüne taş. Omuz üstüne baş bırakmam. İbrahim, sen dairene gir. Vaktiyle Bayezid'i tahtıma göz koymakla itham ettin Kasım. Ben de sandım ki kardeşim beni korumak istiyor. Meğer senin tek derdin Ekber Şehzade olup aynanı yapmakmış. Hünkârım bağışlayın.
Benim zinhar art niyetim yoktu. Hasta olduğunuzu, veba olduğunuzu, iyileşmeyeceğinizi söylediler. Asker ve ahali huzursuzlanınca ben... Sen kimsin Kasım? Askeri ahaliyi teskin etmek sana mı kaldı? Validenden mi alıyorsun bu cüreti? Ona mı güveniyorsun? Zinhar güvenme. Bu tahtı saltanatı sırtlandığım gün bir tek ona güvendim. Her daim dağ gibi arkamda durur sandım. Lakin görüyorsun. Onun tek derdi, tek kıymet verdiği şey taht. Taht uğruna herkesi ezer geçer Kasım. Evladı olsan kâr etmez. Benden vazgeçti. Senden de vazgeçer Kasım. Kasım. Validenin gölgesine sığınıp benim ışığımdan mahrum kalma. Ki sana vaat ettiği cennet cehennemin olmasın. Gir. Yaşananların bir izahatı var mı Hüseyin Paşa? Benim yokluğumda böyle mi sahip çıkıyorsunuz devlete? Haşa hünkârım. İtimadınızı kaybetmektense canımı kaybetmeyi yeğlerim. O yüzden mi validen beni, irademi hiçe sayıp Şehzade Kasım'ı Yeniçeri kullarıma takdim ederken? Sessiz kaldın. Ve dahi biat ettin. Allah şahidim olsun ki şehzadelerimizin takdim edileceğinden bir haberdim. Kösem Sultanımız emir buyurmuşlar. Ben yalnızca meseleden haberdar olmak için gittim. Kemankeş Paşamız da şahidimdir. Doğrudur hünkârım. Hüseyin Paşamız ve diğer paşalar meseleden bir haberdi. Sen... Sen biliyordun, öyle mi? Hünkârım, asker de ahali de vebadan mütevellit. Hanedanımızın sonunun geldiği endişesine düştüler. Valide Sultanımız da bir isyan çıkmasından korktu. Şehzadelerimizi gösterip çatlak sesleri susturmak istediler. O sesler öyle bir kısıldı ki hünkârın. Artık fısıltıları dahi duyulmaz. Herkes bir kez daha saltanatın kime ait olduğunu gördü.
Sayenizde Yusuf Paşa. Sinan Paşa ile birlikte derdimin şifasını bulmasaydınız belki de çoktan ahirete göçmüş olacaktım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım. Her kim ne sebeple olursa olsun benim irademi, benim iktidarımı gölgeleyemez. Bir daha böyle bir hadise vuku bulursa, buna cüret edeni de, buna sessiz kalanı da affetmem. Seneler evvel merhum babam çiçek illetine tutulduğunda herkes ümidini kesmiş. Taht savaşına tutuşmuşlar. Bir tek sen hiç kimsenin lafına itimat etmemişsin. Onu kurtarmak için kendi canından ve dahi en sevdiklerinin canından vazgeçmişsin. Peki şimdi? Kendi evladından yüz çevirdin. İlk sen vazgeçtin benden. Yazık. Bu kadar mı kıymetim yok senin gözünde? Oğlum izah edebilirim. Neyi izah edeceksin bari? Acem yılanı dediğin Yusuf Paşa bile beni kurtarmak için canını dişine takmışken sen ne yaptın? Ben söyleyeyim. Murat gider, Kasım gelir dedim. Kasım gider, İbrahim gelir, öyle mi? Oğlum, hanedanın ve devletin istikbali bizlerden daha mühim. Valide Sultan olarak aksini yapmam mümkün değil. Fakat anne olarak ne kadar üzüldüğümü bir ben bir de Rabbim bilir. Şimdi karşımdaysan, veba değilsen, inan bana buna yeryüzünde benden daha fazla sevinen yoktur. İnanıyorum sana. Hatta şüphem dahi yok bu söylediklerinden. Zira senin istediğin benim canım değil, tahtım. Çocukken beraber has bahçeye giderdik seninle, hatırlıyor musun? Bir tek beni alırdın yanına. Sen elinde makas gülleri dererken ben köşede otur hayran hayran seni izlerdim. O derdiğin güller, çiçekler soluk kalırdı senin yanında. Havadan, sudan, güneşten dahi güzeldin. Sanki gökyüzünden, insan suretinde yeryüzüne inmiş bir melek gibiydin benim için. Kimse görmezdi, bilmezdi. Ben senin kanatlarında gördüm.
kardan, kıştan, yağmurdan, fırtınalardan sarıp sarmalardın beni. Ta ki ben kendi kanatlarımla uçmaya karar verene dek. Anında kolumu kanadımı kırdım. Tüylerimi yoldun. O vakit anladım. Sen beni evladını değil, gücünü korudun. Benim senin sevgine de, merhametine de ihtiyacım yok. Bundan böyle sen bir taraf, ben bir taraf. Murat. Tamam, bana öfkelisin biliyorum. Fakat bana olan öfken sebebiyle kardeşlerimi cezalandırma. Onların hiçbir kabahati yok. Günümüz bahar. Sefer vakti yaklaşıyor. İyileşir iyileşmez Bağdat'a yürüyeceğim. Kardeşlerim de benimle gelecek. İkisi birden. Ve o güne dek sana onları görmeyi yasaklıyorum. Çekilebilirsin. Oğlum sen... Çekil. Afiyette misiniz? Derhal hekimler. Hekimler değil. Şeyhülislam Efendi çağır. Fetva isteyeceğim ondan. Validemi durdurmanın tek yolu bu. Kardeşlerimi alacağım elinden. İbrahim'i görmemi yasakladı. Onları da sefere götürecekmiş. Artık aklında ne varsa. Ne bekliyordunuz validem? Hünkar abimi ölüm döşeğinde yalnız bırakıp saltanat sevdasına tutulursanız böyle olur. Ne demek istiyorsun sen? Yalan mı? Hünkar abimin sıhhatini biraz olsun düşünseydiniz keşke. En azından Yusuf Paşa kadar. Bunca yıldır devleti ben sırtladım. Ne sen vardın yanımda, ne abim vardı, ne de kardeşlerim vardı. Sizlere zarar gelmesin diye ömrümden ömür gitti benim. Şimdi karşıma geçmiş böyle konuşuyorsunuz. Ben sadece İbrahim'le Kasım'ı düşünüyorum validem. Bu yaptığınızla onları tehlikeye attınız. Çık dışarı! Çık! Şeyhülislam Hazretleri, hünkârım sizi bekliyor. Korkmayın. Veba değil. Edepsizlik insan süliyetine bürünmüş de karşıma dikilmiş. Vay 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 vay. Üstah. Valide Sultanım. Biliyordun değil mi? Oğlumun veba olmadığını dün geceden biliyordum. Mahsus söylemedin bana. İstedin ki gelsin ocakta görsün bizi. Haşa, ne haddime. Hünkârımız gözlerini açmadan kimseyi umutlandırmak istemedim. Sen kimi kandırıyorsun? Acem Şah'ı mahsus mu gönderdi seni? Kaleyi içten mi fethetmek istiyorsun? Zira bin yıl uğraşsa... Yine de senin gibi bir fitneyi sokamazdı aramıza. Günahımı alıyorsunuz sultanım.
Yusuf kulunuz Devlet-i Aliye'nin en sadık neferlerinden biridir. Nefermiş. Senin tek bildiğin şey işret alemi tertip etmek. Aslanımı hasta ettin. Sabah akşam mey içmekten ciğerleri perişan olmuş. Hünkârımızın hastalığı meydan değil sultanım. Sevdiklerin ihanetinden. Haddini bil Yusuf Paşa. Yoksa bir sabah önünü bulurlar. Tıpkı silahtar Mustafa Paşa gibi. Müftü Efendi. Gecenin bu vakti. Hayırlar olsun. Hünkârımız beni görmek istediler. Ben de bu vesileyle kendilerine geçmiş olsun demek istedim. Ayrıca hepimize geçmiş olsun. Büyük bir badire atlattık. Sabahı bekleyemeyecek kadar mühim olan mesele neymiş? Bana hakikati söyleyin. Hünkâr oğlum kardeşleri için fetva mı istedi sizden? Bunu nereden çıkardınız sultanım? Hünkârımız mühim bir husus hakkında tavsiyemi istediler sadece. Ben de kendilerine kanunu kademi salık verdim. Allah şehzadelerimizi korusun. Müsaadenizle. Kasım, işittiklerim doğru mu? Hünkâr abim bizi de mi götürecekmiş sefere? Ne seferi İbrahim? Hepsi göz boyama. Validemin buraya gelmesini de yasaklamış. İlk fırsatta boğduracak bizi. Dedim size. Çıkmayalım dedim. Dinlemediniz beni. Padişah olma hayaline öyle kaptırdın ki kendini, neticelerini göremedin. Senin yüzünden hünkâr abim beni de düşman belledi. Hırsın ikimizin de felaketi olacak. Aç gözünü İbrahim, aç gözünü. Onun savaşı bizimle değil. Validemizle. Ve mağlup etmek için bir an dahi düşünmez, kıyar bize. Kurtuluşumuz yok diyorsun öyle mi? Benim yanımda ol diyorum. Hayatta kalmamızın tek yolu benim tahta çıkmam. Bugün olanlardan sonra nasıl böyle konuşabiliyorsun hala? Görmedin mi? Herkes korkuyor ondan. Kimse cüret edemez. Etse de güçleri yetmez. Ben onlara değil. Validemize güveniyorum. İstese bir gecede al aşağı eder abimi. Madem öyle neden etmiyor? Karşısındaki düşmanı değil de ondan. O da bizim gibi evladı, canı. Bir şekilde hisleri durduruyor onu. Sevgisi mani oluyor. Abime zarar gelmeden halletmek istiyor. Ve benim de korkum bu. Onun bu tereddüdü yüzünden biz canımızdan olacağız. Sen nasıl böyle bir hataya düşersin Hekimbaşı? Veba diyerek saltanatımı ve dahi Devlet-i Aliye'nin istikbalini tehlikeye attın. Bağışlayın hünkârım.
Hastalığınızın seyri veba gibi zuhur ettiğinden, şehzadelerimizi de o sebeple kaybettiğimiz için yanıldım. Sen hekimbaşısın. Senin her ihtimali hesap etmen icap eder. Üstelik Yasef Efendi ikaz etmiş seni. Allah'tan Sinan Paşa kulak vermiş ona. Sinan Paşa, can borçluyum sana. Dile benden ne dilersin. Yüce Padişahımızın takdiri her şeyden daha kıymetli benim için. Canımı sana emanet etmekle hata etmişim. Azlettim seni. Yıkıl. Emir Çelebi. Bundan böyle hekimbaşım sensin. Bu genç mahir delikanlıyı da sana emanet ediyorum. İlmini ona da öğreteceksin. Şeref duyarım. Lütfettiniz hünkârım. Şimdi söyle Emir Çelebi. Nedir bu illet? Sirus hünkârım. Hayli tehlikeli bir hastalık. Bir çeşit cerahat. Eğer önlem alınmazsa hızla yayılır ve günden güne karaciğeri çürütür. Yok mu bu sirus denilen melun hastalığın çaresi? Maalesef paşam. Lakin erken keşfettik. Verdiğim ilaçları kullanır, periz ederseniz yayılmasını önleriz. Bilhassa şarap içmemeniz icap ediyor. Bir damlası dahi zehirdir artık. Sultanım emin misiniz? Gece vakti ne danışır başka? Hem Müftü Efendi'nin halinden tavrından belliydi. Tamam fetva vermemiş. Fakat kanuni kadimi salık vermiş. Kardeş katli için kanunlarımız kâfi. Fetvaya lüzum yok sultan. Bu sebeple sefere götürüyor oğullarımı. Benim gözümün önünde yapamıyor. Seferde alacak canlarını. Sultanım, ben yine de temkinli olmakta fayda görüyorum. Bugün olanlardan sonra yapacağımız en ufak hata felaketimiz olur. O zaman hata yapmayacağız Kemankeş. Şehzadelerimin hayatta kalması için bunu yapmaya mecburum. Hünkâr oğlumu tahttan indireceğiz. Ben Şimşirlik'teki ağalarla konuştum, onları tembihledim. Orada kuş dahi uçsa bana haber verecekler. Sen de Yeniçeri'yi kolla, hazır olsunlar. Yeniçeri ocağı emrinize amade sultanım. Hele ki bugün hünkârımız ocağı kaldırmakla tehdit edince herkes yek vücut oldu. Âlâ. Kemankeş. Ben seni tanır, seni bilirim. Bir tek sana güvenirim. Hünkâr oğlumun canına zinhar kast edilmeyecek. Sultanım bağışlayın fakat öyle bir şeye kalkışıyoruz ki muhtemel her neticeye hazır ve dahi razı olmak gerek. Hayır olmaz. Unutma. Ben evlatlarımı korumak için çıktım bu yola. Bir diğerinin kanını dökmenin ne manası var? Hislerinizi anlıyorum sultanım. Ancak biz sadece bir evladınızı diğerine karşı değil, Devlet Aliye'yi de koruyoruz. Siz de bunu unutmayın. Validenin suretine bürünen bu kadın kim Murat? İktidar uğruna evladından dahi vazgeçen bir şeytan mı? Yoksa kokusunu içine çektiğinde baharlar açtıran, yüzünü güldüren, gözyaşını silip hüznünü kalbinden söken bir melek mi? Hangisi gerçek? Ey gözlerim,
gaflet uykusundan uyan. Bilmez misin? Azrail'in kastı canadır. Sen ki bu dünyada cehennemi gördün. Dünyadaki Azrail'den sakın. Validenin gözünü iktidar hırsı bürümüş. O senden geçti. Sen de ondan geç. İçine çektiğin koku yabancı artık. Huzur bulduğun kucak uzak. Ey Allah'ım, ben canımın canına nasıl oldu da düşman kesildim? Getir bana Yusuf. Hünkârım, Emir Çelebi'nin dediklerini işittiniz. Saatiniz için meydan uzak durmanız şart. Başka yol var mı Yusuf? Kardeşlerimin, validemin ihanetini affetmenin, unutmanın başka yolu var mı? Niyetinizi affetmekse mutlaka bir yolu vardır hünkârım. Kalbinizi dinleyin. O size doğru yolu gösterecektir. Gel. Sultanım. Rumeli Kazı askeri Ömer Efendi geldiler. Valide Sultanım. Mühim bir mevzu için benimle görüşmek istediğinizi söylemişsiniz. Hoş geldin Ömer Efendi. Açık konuşacağım. Mesele hünkâroğlu. Aldığı kararlarla hepimize zor günler yaşatıyor. Hele son aldığı karar. Şehzadem Kasım ve İbrahim'in katli için Şeyhülislam Efendi'den fetva istemiş. Sultanım zinhar olmaz. Hünkârımızın şehzadeleri vefat etti. Maazallah ona bir şey olursa devlet-i aliyenin hali nice olur. Ben de bu sebeple çağırdım seni Kazasker Efendi. Hünkârımız kötü. Yaşadığı elim hadiseler sebebiyle sıhhatle düşünemiyor. Eğer mani olmazsam hanedanın sonu gelecek. Yoksa? Saltanat el değiştirecek. Yerine Şehzadem Kasım tahta çıkacak. Geçmişte yaşanan acılar malum. Merhum Sultan Osman Han'ın başına gelenlerden sonra bir padişahın daha katline rızamız yoktur. Hayır. Oğlumun canına kıyacağımı nasıl düşünebilirsin? Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu senin? Oğlumun kılına zarar gelmeyecek. Usulünce bir daireye kapatılacak. Anlıyorum sultan. Peki ben ne yapabilirim? Devlet erkanı ve asker yanımda. Ulemanın desteğine ihtiyacım var. Hünkâroğlumun erşit olmadığına dair bir fetva istiyorum. Ve bu fetvayı sen yazacaksın. Hünkârım, Erzurum, Van ve Musul'da bulunan tophanelerde seferiniz için yeni ve daha güçlü toplar dökülüyor. Siz varmadan inşallah hepsi hazır olacak. Âlâ. Barut, ilave mühimmat ne lazımsa bir an evvel hazır edilsin. Süratli yol almak lazım. Otağımı dayı kurdurmayacağım. İcab ederse at sırtını duyuruz. Vezir-i Azamınız Bayrampaşa bizden haber varacak zaten. Topları ve bütün orduyu hazır edecektir. Hünkârım.
Bağdat Kalesi işte bu. Tahkimini bizzat kendim yaptırdım. Öyle ki cihanın en sert, en çetin kalesi. Bağdat. Yoldaşın iyiyse Bağdat yakındır. Mustafa böyle derdi. En zor anlarda, isyanlarda ölüme giderken bu hayal bizi ayakta tutardı. Kuvvet verirdi. Ben yoldaşımı kaybettim Yusuf. Şimdi onsuz gideceğim menzile. Ben varım hünkârım. Ve kanımın son damlasına kadar sizin yanınızda olacağım. Rabbim bir yoldaşımı aldı. Lakin sevgili kuluymuşum ki bana başka bir yoldaş nasip etti. Rumeli Kazaskeri Ömer Efendi ile konuştum. Fetvayı aldım. Ali Paşa sen vakit kaybetme. Kira hatunlarla irtibata geç. Cülis için gerekli parayı yarına kadar hazırlasınlar. Yarın akşam harekete geçeceğiz. Emredersiniz sultanım. Allah'ım sen yardım et bize. Sultanım, eğer dün gece söylediklerim sizi üzdüyse bağışlayın. Maksadım bu değildi. İnşallah hünkârımızın kılına zarar gelmeyecek. Alnımızın akıyla bu işi halledeceğiz. Şimdiye kadar nice savaşa girdim. Yaralandım. Kanımı canımı verdim. Hamdolsun hepsinden zaferle çıktım. Fakat savaşların en kötüsü kendi kanından biriyle yapılan savaşmış. Ben bu savaşta şimdiden mağlubum. Oğlumu kaybettim. Benim için de kolay değil sultanım. Ne de olsa sadakat yemini ettiğim padişahımıza hıyanet bu. Bu his beni yaralıyor. Ağrıma gidiyor sultanım. Korkuyorum. Hünkârımızın suratına bakınca utanmaktan korkuyorum. Devlet-i Aliye'nin nizamı 3 günde kurulmadı. Asırlardır süregelen müşterek bir aklın kusursuz eseri. Eğer şimdi biz adaleti sağlamazsak başkaları sağlar. Ki biz bunu daha önce gördük. Bu ahali bir padişahı taşladı ve katletti. Laf dinlemez bir zorbaysan sonucu bu olur zira. Yani diyeceğim o ki sen hiç telaş etme. Biz hiyanet etmiyoruz. Biz padişahı ve devleti koruyoruz. Gel.
Nihayet biriniz gelebildi. Şehzadem. Hacı ağa, ne oluyor? Valideme haber yollamak istedim, yasak dediler. Olan bitenden bir haber, sıkışıp kaldım burada. Şehzadem, hünkârımızın katı emri var. Valide sultanımızla irtibat kurmanız yasak. Onu işittim. Sefere bizi de götürecekmiş. Belli ki hakkımızda hüküm verdi. Sefer bitmeden icabımıza bakacak. Değil mi? Maazallah şehzadem. Endişelenmeyin. Bunu yapmaya fırsat olmayacak. Yarın gece Sultan Murat halledilecek. Ve tahta siz geçeceksiniz. İbrahim! İbrahim! Ne yaptın sen kendine? Ağla! Hacı ağa! Derhal, derhal hekimleri çağırın, derhal! İbrahim tamam, korkma, korkma, buradayım. Bana bak, iyi olacaksın, tamam mı? Tamam mı? Kalksın Kasım. Karım aksın. Zaten başımıza ne geldiyse hep bu sebeple olmadı mı? Uğursuz hanedan kanı. İbrahim. İstemiyorum ben şehzadem. Sultan olmak istemiyorum. İbrahim. Tut şunu. Bak bana. Bana bak. Gözümün içine bak. Sana söz veriyorum. Hünkar abim senin kızına dahi zarar veremeyecek. Duydun mu beni? Validemiz her şeyi düşünmüş. Yarın gece kabus son bulacak. Hünkâr abim kafese kapatacaklar. Tahta ben çıkacağım. Bana güven kardeşim, tamam mı? Bana güven. Yarın korkularımızdan da esaretimizden de kurtulduğumuz gün kurtulacağız. Neymiş bu kadar mühim mesele Yakup? Halil Paşa, Kösem Sultan'ın emriyle kira kadınlardan yüksek meblağlarda para topluyormuş. Valide Sultan'ın hazinesi payitahtı ihya eder. Altınlarını koyacak yer bulamadı. Hususi han yaptırdı. Ne yapacak bu parayı? Maalesef bir şey öğrenemedim paşam. Lakin Halil Paşa'nın mütemadiyen gittiği gizli bir bekar evi var. Elen adındaki bir hatunun müdavimiymiş. Belki o bize istediğimiz malumatı verir. Neredeymiş şu bekar evi? Ne kıvranıyorsun sen? Çıkar ağzındaki baklayı. Sultanım ben... Nasıl desem bilmiyorum. De, olduğu gibi söyle. Şehzademiz... İbrahim Hazretleri... Son olaylardan mütevellit... iyice korkuya kapılmış ve... Sultanım... canına kıymak istediler. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Şimdi mi söylüyorsun bunu? Durumu nasıl? Afiyetler sultanım. Hekimler hemen müdahale etti. Korkulacak bir şey yok. Çok şükür.
Onu görmem lazım. Aman sultanım, gitmeniz yasak. Maazallah, hünkârımızı çitirse her şey daha kötü olur. Hem Atiki sultanımız da şehzademizin yanında, merak buyurmayın. Sultanım, hava soğuk. Üşüyeceksiniz. Şehre ne vakit kış çökse, içim susuyor. Evvela Ahmet'imi kaybettim ben böyle kış günü. Gizli bahçemizde. Kollarımın arasında can verdi. Böyle her yer karla kaplıydı yine. Sonra Mehmet'imi kaybettim. Oğlumu. Kar yağıyordu böyle, aynı böyle. Sanki bütün cihan buz tutmuş. Benim kalbim yanıyor gibiydi. Ruhları şad olsun sultanım. Amin. Geçen gece bir kabus gördüm. Yine her yer böyle bembeyazdı. Derinlerden bir çığlık sesi duydum. Validem yardım et diye bağırıyorlardı. Kim olduğunu çıkaramadım. Kasım yahut İbrahim'di. Hemen koştum Şimşirli'ye. Şehzadelerimin odasına girdim. Kimse yoktu. Bahçeye çıktım. Bahçede karların arasında boylu boyunca yatan bir ceset vardı. Çevirdim yüzünü. Çevirdim yüzünü, baktım. Kimdi sultanım? Kasım. Kasım. Kasım benim aslan oğlum. Orada boylu boyunca yatıyordu. Sultanım. Öyle zor günler geçiriyoruz ki. Korkularınız rüyalarınıza tezahür etmiş olmalı. Fakat içinizi ferah tutun. Siz her şeyi atlattınız. Bunu da atlatacaksınız. Çok korkuttun beni İbrahim. Ya sana bir şey olsaydı? Hiç mi düşünmedin bizi? İbrahim, bir daha zinhar canına kıymaya kalkmayacaksın. Yapmayacağım Atike. Yapmama gerek kalmayacak. Kasım tahta çıkınca İlelebet kafesten çıkacağım zira. Şimşirlikteki son günlerimiz bunlar. Ne demek bu? Rahim. Ne olacak? Atike de bilsin. Nihayetinde kardeşimiz o bizim. İkizim benim. Ondan hiçbir şey saklamam ben. Kasım. Validem hünkâr abimi tahtından mı edecek? Yalnız bırakın bizi.
validem. Ne oluyor burada? Asıl size ne oluyor validem? Siz böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Hünkar abimi tahttan indirmeye nasıl cüret edersiniz? Şişt, sessiz ol. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne demek oluyor bu? Sakın inkar etmeye kalkmayın. Şimşirlik'ten geliyorum. Her şeyi öğrendim. Biliyorum. Peki Hünkar abinin ne yaptığını öğrendin mi? Aklına koymuş, kardeşlerinin canına kıyacak. Ve ben buna ne pahasına olursa olsun mani olacağım. Kardeşlerinin hayatta kalması için her şeyi yapacağım. Böyle mi hayatta tutacaksınız kardeşlerimi? He? Onları ateşlere atarak mı koruyacaksınız? Böyle bir şeyi nasıl tahayyül edersiniz? Nasıl düşünürsünüz? Bu bize sadece ölüm getirir. Allah'ım. Validem, siz her daim kendinizi haklı çıkaracak bir yol bulursunuz. Hünkar abimin kardeşlerime kıyacağını söyleyerek yapmaya çalıştığınız şey de bu. Kendinizi haklı çıkarmak. Lakin ben buna inanmam. Hiçbir şey bilmiyorsun, hiçbir şeyden haberin yok. Geçmişsin karşıma büyük büyük laflar ediyorsun. Peki o vakit abin Şeyhülislam'ı neden çağırdı? Neden fetva istedi ondan? Hünkar abim kardeşlerimin katli için. Evet. Beni ve kardeşlerini ocakta gördükten sonra çok öfkelenmiş. İdam fermanlarını yazacak kadar öfkelenmiş. Hayır. Hayır, ben Hünkar abimle konuşurum, böyle bir şey yapmaz. Atike. Konuşmayacaksın. Bilhassa susacaksın. Eğer kardeşlerinin yaşamasını istiyorsan susacaksın. Peki Hünkar abim? Ona ne olacak? Ne yapacaksınız? Sana söz veriyorum, kılına dahi zarar verilmeyecek. Kızım, en hayırlısı bu. İbrahim için, Kasım için ve hatta Murat'ın selameti için en hayırlısı bu. Hadi kalk paşam. Yatırayım seni. Fazla içtin bu gece. Hadi kalk. Ne yaptın? Gel söyle, gel gel gel. Ne yaptın sen? Dur. Dön şurada. Ah. Paşam. İnşallah uyanmaz. Uyanmaz uyanmaz. Şarabına ilaç koydum. Hala iyi çıkar nenen. Mecbur bıraktın beni. Yoksa yapmazdım. Şimdi işini hallet ve çık git. Yeniçeri ağası Cafer'a yazılmış bir emri gördüm. Tahmin ettiğimiz gibi Kösem Sultan isyan tertip etmiş. Yarın gece Sultan Murat'ı tahttan indirecek. Halil Paşa o kadar parayı Culus için topluyor demek ki. Âlâ. Kösem Sultan nihayet avucumuza düştü. Paşam, bence susalım. Sultan Murat ne olursa olsun validesine, kardeşlerine kıymaz. Hatta ihbarınız için canınızı bile alır. Ya tersi olursa Yakup? Kösem Sultan'ı da kardeşlerini de idam ederse?
Sultan Murat bu. Ne yapacağı belli olmaz. Hadi ama sultanım. En sevdiğiniz yemekleri hazırlattım. Elinizi bile sürmediniz. Hadi. Yemeyeceğim işte, istemiyorum. Kaya, ağlayıp sızlayıp durma. Ye şu yemeğini. Sultanım. Geldiğinizden beri soracağım ama çekiniyorum. Neyiniz var sizin? İyi misiniz? İçim daralıyor madam. Bu saray boğuyor beni. Mümkün olsa da çekip gitsem, bir daha da geri dönmesem. Hayrolsun, kötü bir şey mi oldu? Destur! Sultan Murat Han Hazretleri! Baba, baba! Kayan. Benim güzel sultanım. Ben seni çok özledim. Niye gelmiyorsun? Geldim işte. Hünkârım, iyi ki geldiniz. Ne yaptıysak fayda etmedi. Yemiyor yemeğini bir türlü. Kaya, niye üzüyorsun Atike Sultan'ı bu kimse? Geç bakalım sofraya. Atike, yüzün solmuş senin, ne oldu? Yok bir şey hünkârım. Bu aralar uyku tutmuyor pek. Hadisenin tesirindendir. Gitap düştüm. Atikem. Zinar, kendini üzme. Sen benim en kıymetlimsin. Kendine dikkat edeceksin ki saatin yerinde olsun. Abi. Nasıl sen kendine dikkat et? Zira yine iyileştin. İbrahim. Nasıl oldun? Geçti mi ağrınsız? Merak etme, afiyetteyim. Hala takıyorsun babamın yüzüğünü. Hayal meyal hatırlıyorum yüzünü. Çok ufaktım. Ufaktık. Vefat ettiğinde. Ama herkes iyi bir hünkâr olduğunu söyler. İyi yürekli. Vicdanlı. Onca şeye rağmen Mustafa amcanın canını almadı. Hiç kimseyi incitmedi. Biliyor musun, ben de onun gibi olmak istiyorum. Tıpkı onun gibi. Merhametli. Adil. Murat abim de tahta çıkmadan böyle derdi. Ben bu devlete adaletle hükmedeceğim. Sonra sözlerini unuttu. Tahta çıkınca değişti. Öyle ki zalim oldu. Sen değişmezsin inşallah kardeşim. Sana söz veriyorum kardeşim. Ben zulmün kapısını aralamayacağım. Murat abim gibi olmayacağım.
Bu arada haklıymışsın. Gördüklerin kış bulutlarıymış. Bahçemiz çoktan kar dolmaya başladı. Ama merak etme. Bizim baharımız yakın. Hem de hiç olmadığı kadar yakın. İnşallah kardeşim. Her şeyi bir kez daha gözden geçirelim. Zinhar, hiçbir aksilik istemiyorum. Merak buyurmayın sultanım. En ince teferruatına kadar düşündük. Düşündük. Düşündük de... keşke Atike sultanımızın haberi olmasaydı. Eğer ifşa ederlerse... Etmeyecek. Emin misiniz sultanım? Belki durup beklememiz gerek. Kardeşlerinin öldürülmesindense hünkâr abisinin kafese kapatılmasını tercih edecek. Zor bir gece olacağı aşikar sultanım. Fakat Allah'ın izniyle başaracağız. Evvela Cafer Ağa ve emrindeki yeniçeriler... harem tarafından saraya girecek, as odaya gidecekler. Bu sırada hünkârımız uyuyor olacak. Yusuf Paşa, o acem yılanı nerede olacak? Feridun Paşa bahçesine gidecek. Bu gece sarayda olmayacak sultanım. Ancak kapıda muhafızları bekliyor padişahımızı. Has odaya girdiklerinde Sultan Murat'ı derdest edecekler. Elbet kolay olmayacak. Sultan Murat'ın direnci kırılacak. Bir müddet amcası Sultan Mustafa'nın dairesine kapatılacak. Ben de bu sırada gemide haber bekliyor olacağım. İşaret fişeğini görünce her şeyin yolunda olduğunu anlayacağım. Bir isyan çıkmasına mahal vermemek için adamlarımla beraber yola çıkacağım. Sultanım, hünkârımız... derdest edilip Sultan Mustafa'nın dairesine kapatıldı. Ben de işaret verilmesini istedim. Âlâ. Şehzadelerim Kasım ve İbrahim'in şimşirlikten çıkarılma vakti geldi. Sultan Murat. Hayrolsun. Gece vakti. Seni de buraya attılar ha?
Validem. Kösem Sultan. Yıllar evvel sana yaptığı gibi beni de buraya hapsedip tahtı ele geçirmenin peşinde amca. Kazdığı kuyuya kendin düştü desene. Nereden anladın? Hiç de öyle, yani biraz da böyle tahtına el konulmuş bir padişah gibi görünmüyorsun da ondan. Tedbirinizi almanız lazım hünkârım. Aksi takdirde Kösem Sultanımız Yeniçerilerin marifetiyle sizi bu gece hal edecekler. Bana diyorlar, sen benden deli çıktın Murat. Kimse sırtını yere getiremiyor. Kösem Sultan dahi. Pekala. Pek hoş. Da, peki şimdi ne olacak? Hiç bilmiyorum. Keşke senin gibi aklımı yitirsem. Unutsam her şeyi. Hiç umurumda olmasa. Aklımı kaybettiğim doğrudur. Ama hafızamı değil. Şu gök kubbe altında yaşadığım ne varsa hepsi burada. Mesela bu kestaneler. Cellatlar beni öldürmeye geldiğinde onlara uzatmıştım. Çocukluk işte. Alırlardı belki beni öldürmekten vazgeçerler diye. Ama abim yetişti. Abim kurtardı beni. Öyle sevindim, öyle mutlu oldum ki. Aslan abim benim. Meğer katil emrimi
abim vermiş. Meğer cellatlar padişahlarmış. Tahtlarında rahatça otursunlar diye kardeşlerini katlederlermiş. Senin de yapacağın bu değil mi? Hüseyin, ne işin var senin burada? Sen de bu işin içindesin. Değil mi? Ne demeye çalışıyorsun sen? Valide Sultanımız ifşa oldu Mustafa. Sultan Murat her şeyi öğrendi. Ve tedbirini aldı. Her ne yapacaksan yapma. Vazgeç. Saraya gitme. Yoksa seni kimse kurtaramaz. Ben Kösem Sultanımızı yarı yolda bırakamam. Affet beni paşa. Bu senin iyiliğin için. Ne oluyor burada? Hünkârımız saltanatını koruyor. Yanlış yaptınız sultanım. İhanet ederek çok büyük yanlış yaptınız. Kasım. İbrahim. Kasım gölgeler! Kasım buraya gel! Hadi çık oradan, hemen saklanalım! Ne oluyor İbrahim? Hadi çıkalım buradan! Saklanalım bir yere! Gölgeler! Gölgeler geliyor! Çık, hemen saklanalım! Yine mi gölgeler görmeye başladın? Yok gölge falan, sen kafandan uyduruyorsun! Kasım! Geliyorlar diyorum!
Kasım, tamam, ne olur İbrahim, çıkalım. İbrahim, acele İbrahim. Et. İbrahim, tamam, sakin ol. Ne oluyor sana? Yine niye korkuyorsun? Kasım. Yok gölge mölge, tamam. Gördüm diyorum sana. Hadi çık. Acele çıkalım buradan. İbrahim, diyelim ki gölgeler, cellatlar üzerimize geliyor. Nereye kaçacağız? Ne yapacağız? Kasım. Gördüm diyorum sana. Geliyorlar. İbrahim, hadi tamam, çık. Sakin acele ol. Acele çıkalım buradan. Korkma. Kasım. Kasım, ne olursun yapma Kasım. Kasım, ne olursun yapma. Yalnız kalma. Kasım, gölgeler geliyor diyorum sana. Kasım, bırak gel. Hadi çık oradan Kasım. Saklan tamam, Kasım. Kasım, dinle beni. Kasım, gölgeler geliyor. Kasım, çıkmamız lazım. Kasım, dinle beni lütfen. Kasım, geliyorlar. Lütfen çık oradan hemen Kasım. Gölgeler geliyor. Gölgeler geliyor. Gölgeler geliyor Kasım. Kasım, gölgeler. Ne oldu İbrahim? Yalvarırım, üzülsün. Yapma artık. İbrahim. Kasım. Sakin ol. Git bak, üşüyeceksin. Hadi bak, Kasım. Zaten canım. İnan bana. Yapma, hadi bırak. Vadesi açın sağlam. Kapıları! Yasak giremez. Ne demek yasak?
Hüday. Oğlum. Buradayım. Korkma. Korkma. Hayır. Bana bak. Hayır. Ben ne dedim? Canımı siper ederim, yine de seni vermem dedim, değil mi? Hayır. Kasım'a gözü görü gibi kaçacaklar. Gel. Bana da kaçacaklar. Gel. İbrahim gel. Evvela, eğer cesaretin varsa benim canımı al.